Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 24-30 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, evet Güneş Başak Burcu'nda ilerliyor ve ayın ışığı hafta boyunca yavaş yavaş büyüyecek. Hafta başından itibaren Ay Akrep Burcu'nda başlıyoruz haftaya. Salı öğleden sonraki saatlere kadar 10. evinizdeki ay, toplum önündeki duruşunuz, mesuliyetler, işte sorumluluklar, kariyer konuları, belki aile üyeleriyle ilgili kavramları ön plana taşırken duygusal motivasyonlarınız da biraz daha sorumluluklar alanına yönelebilir. Toplum önündeki görünümünüz, statünüzle ilgili konular daha etkileyici olabilir. Ve bu haftaya Mars-Satürn karesiyle başlayacağız. Mars Koç burcunda, Satürn Oğlak burcunda, her ikisi de kendi burcunda ve çok güçlü ve birbirlerine kare açı. Yani bir zıtlaşma içerisinde olacaklar ki bu bireysel olduğu kadar toplumsal alanlarda da özellikle baskılar, çatışmalar, biraz zorlayıcı durumlar yaratabilir. Lütfen güvenliğimize dikkat edelim. Riskli durumlarda bulunmayalım. Yani güvensiz ortamlarda bulunmayalım. Bazen gizli düşmanlıklar, açık düşmanlıklar, böyle enerjilerde daha fazla karşımıza çıkar. Sağlığımıza dikkat edelim. Kazalara, sakarlıklara dikkat edelim. Trafikte temkinli hareket edelim. Yürürken bile hani hızlı yürümeyelim. Kronik sorunlarımız varsa özellikle kendimize bu anlamda daha fazla dikkat edelim. Sizinle ilgili olmasa da bazen çevrenizdeki kişiler, bir akrabanız, kardeşiniz, komşunuzla ilgili böyle zorlayıcı enerjiler gündemde olabilir. Salı öğleden sonra Ay Yay burcuna geçiyor. Perşembe akşamına kadar 2,5 günlük süreçte Ay Yay burcundan geçerken genel olarak kendinizi daha keyifli ve daha iyimser hissedebilirsiniz. Neşeniz artıyor. Bu durumda tabii ki eğlenmek isteyeceksiniz, arkadaşlarınızı arayacaksınız, bir şeyler yapalım, işte dışarı çıkalım, belki bazı kutlamalar olabilir, böyle faaliyetler olabilir. İş ortamınızda da birlikte yapılan projeler anlamında, ekip halinde yapılan çalışmalarda Ay Yay burcunda sizin için daha destekleyici olacaktır. Uluslararası alanlardaki her türlü faaliyet, yolculuklar, seyahatler, işte eğitimle ilgili konular, belki bir seminer olabilir, bir workshop olabilir. Bununla ilgili çalışmalar Ay Yay burcundan geçerken sizin için de daha fazla gündem oluşturabilir. Ve Perşembe akşamı Ay Oğlak burcuna geçiyor. Pazar günü ilk saatlerine kadar 2,5 günlük süreçte, özellikle cuma cumartesi, evet Ay Oğlak'ta duygularımız biraz geri planda kalacaktır. Hayata daha ciddi, biraz karamsar bakabiliriz. Haftaya hızlı başladığımız için biraz yorulmuş da olabiliriz. Ay Oğlak'tan geçerken sanki dinlenmek için, biraz şöyle izole olmak, biraz sakin geçirmek için bizi destekleyebilir. Yalnız yapacağımız işlere de odaklanabiliriz. Kısa bir böyle dinlenme süreci olarak da bunu geçirebiliriz. Kendimizle ilgilenmek için de tabii ki Ay Oğlak'tan geçerken hani bedensel bakımımız olabilir. Belki bir terapi, bir hizmet alacağımız konular olabilir. Sağlıkla ilgili belki böyle genel olarak bazı bakım çalışmaları yapacağız. Bunlara da tabii ki odaklanabiliriz. Ve hafta sonu Ay Kova burcunda. Pazar günü duygusal enerjiniz artıyor. Bulunduğunuz ortamlarda o enerjinizle dikkat çekebilir. Özellikle gruplar içerisinde daha fazla etkin olabilirsiniz. Arkadaş canlısı yanınız, o sosyal yanınız güçleniyor. Daha idealist hissedebilirsiniz kendinizi. Bir yandan 30 Ağustos Zafer Bayramı, hepimizin de Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Sevgili kovalar, sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.